Yüzlerce yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği yer olan Topkapı Sarayı, 1929 yılında bambaşka bir hazırlık içindeydi. Dünyanın en önemli güç merkezlerinden biri, dünyanın sayılı müzelerinden biri haline geliyordu. Padişahların, sadrazamların yaşadığı yerler turistler için hazırlanıyordu. 600 yıllık bir imparatorluğun birikimi müze defterine kaydediliyordu. Çok az faninin gördüğü kaftanlar, mücevherler, kutsal emanetler, kitaplar, haritalar gün ışığına çıkartılıyordu. Topkapı Sarayı kapılarını dünyaya açıyordu. Topkapı Sarayı'nda hummalı çalışmalar devam ederken, kıymetli parçaların yanında ceylan derisine çizilmiş bir harita da bulundu. Kodlandı ve diğer haritaların yanına kondu. Topkapı Sarayı müdürü Halil Ethem Eldem'in izniyle eski eser yazmaları ve haritaları inceleyen Alman bilim adamı Adolf Diesmann'ın bir harita dikkatini çekti. Güney Amerika'nın ve Afrika'nın kıyılarını gösteren bu haritanın farklı olduğunu hissetti. Ama haritanın sırrını bir başka Alman bilim adamı çözecekti. Türk denizciliği hakkında uzman olan Alman bilim adamı Paul Kahle haritayı inceledi. Haritanın gizli çözüldü. Tarih 9 Ekim 1929'du. Haritanın 419 yıllık suskunluğu bozuldu. Piri Reis'in haritası bulunmuştu. Turistik seyahatler yapıldığı zaman ziyaretler Topkapı Sarayı'nda Kaşıkçı Elması seyrediliyor, harem ziyaret ediliyor. Fakat asıl ziyaret edilmesi gereken bölüm kütüphanesi ve arşivi. Biz henüz Topkapı Sarayı'nın kütüphanesinden ve arşivinden yeterince faydalanmıyoruz. O çok büyük bir hazine. Topkapı Sarayı hazineleri, yani akademik ve ilmi hazineleri tamamıyla keşfedilmiş değil. Yazmalarının tümü keşfedilmiş değil, içindeki resimlerinin tümü keşfedilmiş değil. Minyatürler, belgeler, fermanlar, bunların hepsinin ayrıca incelenmesi gerekir. Fakat asıl heyecan verici bir şey tabii Piri Reis'e ait haritanın bulunmuş olması. Piri Reis'in haritası bulunduktan sonra Atatürk, haritaya özel ilgi gösterdi ve devlet matbaasında çoğaltılmasını sağladı. Ayrıca Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Akçura, 1937 tarihli Piri Reis Haritası adlı kitabında haritayı yayımladı. Haritanın bulunduğu tarihten itibaren herkes o haritayı konuştu. 1513 yılında çizilmiş bu harita ve o haritanın sahibi hep merak edildi. Peki ama haritanın sahibi Ahmet Muhittin Piri ya da bilinen adıyla Piri Reis kimdi? Piri Reis, 1465 yılında denizle iç içe bir yerde Gelibolu'da dünyaya geldi. Piri Reis ömrü boyunca dünya denizlerinde dolaşacak ama Gelibolu'yu hep evi olarak bilecekti. Karaman'dan göç etmişti ailesi. Amcası Kemal Reis ünlü bir deniz korsanıydı. Piri Reis 15-16 yaşlarındayken annesi ve babası öldü. Belki de onları kaybetmenin acısını dindirmek için amcasıyla denize açıldı. Amcası Kemal Reis, onun örnek aldığı bir denizciydi. Piri Reis'in 30 yıl kesintisiz sürecek olan birinci deniz seferi başlamıştı. Kemal Reis'le Akdeniz'de korsanlık yaptılar. Sicilya, Korsika, Sardunya ve Fransa kıyılarına yapılan akınlara katıldılar. Ama Piri Reis diğer korsanlardan farklıydı. Altın, gümüş, mücevher peşinde değildi. O, kitaplardan, haritalardan oluşan büyük bir servet biriktiriyordu. 1486'da İspanya'da Müslümanların hakimiyetindeki son şehir Granada düştü. Katliama uğrayan Müslümanların ve Yahudilerin yardımına Osmanlı koştu. Piri Reis de bu büyük kurtarma operasyonuna katıldı. Bin
1492'ye geldiğimiz zaman 2. Beyazıt devridir. Osmanlı donanması büyük bir atılım içinde. Venediklilerle Mora Yarımadası'nda Adriyatik'te belli mücadeleler yapabiliyor. Fakat böylesine uzak bir yerde Akdeniz'in en batı ucunda İspanyol donanmasıyla savaşabilecek durumda değil. O yüzden Kemal Reis'in bulunduğu bazı korsanlar Müslümanları buradan kurtarma faaliyetlerinde bulunuyorlar. Engizisyonların en şiddetlendiği bir zamanda oradaki Müslümanları ve Yahudileri oradan kurtarıp Kuzey Afrika'ya ve diğer bazı Anadolu sahillerinde bazı yerlere getiriyorlar. Bunlar arasında Yahudiler de var. Yahudiler de 100 bin kadar Yahudi bu dalgada çok büyük bir oranı Selanik'e getirip yerleştiriliyor. İkinci Bayezid'in Akdeniz'de korsanlık yapan denizcileri Osmanlı donanmasına katılmaya çağırması üzerine 1494'te amcasıyla birlikte İstanbul'da padişahın huzuruna çıktı ve birlikte donanmanın resmi hizmetine girdiler. O dönemde Akdeniz bilinen tek dünyaydı. Akdeniz'i ele geçiren dünyaya hakim olurdu. Osmanlı bilinen dünyayı ele geçirmek istiyordu. Piri Reis, Venediklilere karşı yapılan savaşlara gemi komutanı olarak katıldı. İnebahtı, Moton, Koron, Navarin, Midilli, Rodos deniz seferlerinde görev aldı. Denizde bulunduğu süre içinde Piri Reis, gördüğü yerleri, yaşadığı olayları not defterine kaydetti. O not defteri ileride Piri Reis'in işine çok yarayacaktı. Piri Reis, 1511 yılında çok sevdiği amcası Kemal Reis'i bir deniz kazasında kaybetti. Bir acıyla denizlere açılmıştı, şimdi bir başka acı onu denizden koparıyordu. Evine, Gelibolu'ya döndü. Kitapların ve haritaların içine gömüldü. İki yıl süren yoğun çalışmanın ardından işte o meşhur harita ortaya çıktı. Piri Reis'in ünlü dünya haritası. 1929 yılında bulunan parça, Büyük Dünya Haritası'nın yalnızca bir parçasıydı. Güney Amerika ve Afrika kıyılarını gösteren harita, çoğu kişi için adeta bir mucizeydi. Kimileri, bir adamın 1513 yılında bu denli başarılı bir harita çizmiş olmasına inanamadı. Günümüzde bile devam eden Piri Reis haritası efsanesi böylelikle başladı. Biz eski çağlarda yaşayan insanları çok fazla küçümsüyoruz. Mesela İnka Maya medeniyetinde görecek olursanız taş devrini yaşayan insanların bu kadar büyük piramitleri yapması nasıl izah edilebilir? Bu kadar saf derecede gümüş ve altını çıkarmaları nasıl izah edilebilir? Yani onların madencilik bilgilerini küçümsüyoruz, astronomi bilgilerini küçümsüyoruz. Hatta teknolojik inşa bilgilerini küçümsüyoruz. Tabii ki Piri Reis'e gelecek olursak onların da denizcilik bilgilerini, harita çizme bilgilerini küçümsüyoruz. Portalanlardan gittikleri koyları, körfezleri, nasıl fırtınaları çizebildiklerine dair bilgilerimiz var. Ama bu bilgiler bize aksederken yüzyıllar ötesinden bazı kopukluklar olmuş. Biz bunu uzaylılarla veya başka esrarengiz yaratıklara atfediyoruz. Halbuki Piri Reis haritasında da görülecektir ki çok fazla bizden önemli pusula bilgileri var, yön bulma bilgileri var, denizin karanlıklarında yerlerini bulma bilgileri var, fırtınalardan korunma bilgileri var. Mesela Kitab-ı Bahriye'yi inceleyecek olursak derinlik ölçme bilgileri var. Bir limana yaklaşırken döküntü diyor buna Piri Reis. Kayalıklardan oluşuyor. Bunları iskandil dediğimiz mesela domuz yağı ve don yağı sürülmüş ağırlıklarla sürekli deniz derinliğini ölçerek kıyıya yanaşıyorlar. Aksi takdirde kayalıklara çarpmaları ve bunların alabora olması işten bile değil. Biz yapacağımız şey bunun esrarını çözmek için mutlaka çok ilginç bilgilerinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bugünkü gemiler mesela kıyıya nasıl yanaşıyorlar? Radarla tespit ediyorlar, değil mi? Radar olmadığı zaman bunları mutlaka kayaya çarpıp parçalanacağı ön kabulüyle biz hareket ediyoruz. Halbuki inanılmaz teknolojik metotları var fakat teknoloji tarzları farklı. Radarın olmadığı zaman nasıl kurtuluyor? Pusula imkanlarının yetersiz olduğu zaman nasıl kurtuluyor? Bunlara inanmamız lazım. Bunların bizim gibi çok fazla teknolojik bilgilerinin olduğuna inancımız olursa o zaman bu şifreleri ve esrarını çözebiliriz bu haritaları.
Harita bir sürü rivayete konu edildi. Herkes baktığı yerden haritayı tarif etmeye çalıştı. Sırlara, gizemlere, efsanelere boğuldu harita. Haritanın sırrıysa apaçık ortadaydı. Amerika haritasını çizerken mutlaka elde bulunan başka haritalardan faydalandı. Hangi kaynakları kullanmıştır dersek mutlaka Kristof Kolomb'un haritalarını kullandı. Ama yine yeni bir spekülasyon konusu olarak Kristof Kolomb'un belki de kendisinden aldı. Rivayete göre Kemal Reis korsanlık esnasında Kristof Kolomb'u esir almış. Yani Kristof Kolomb'un gemilerini ele geçirdikleri için orada bulunan haritaları da ele geçiriyorlar. Ve bu şekilde mutlaka sohbette de bulunmuşlardır ve yeni dünyayı ve buradaki haritaları elde ettiler. Kristof Kolomb'un çağdaşı biliyorsunuz. Yani tahmini olarak 1465 veya 70 yıllarında doğduğunu kabul ediyoruz. Kesin bilgimiz olmamakla beraber. Demek ki Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfinden sonra bu 22 yaşlarında, 25 yaşlarında. Amcası da birlikte korsanlık yapıyor. Çok genç ve bu muhtemeldir. Yani tarih olarak buna imkan var ve Akdeniz'de seyri sefer yaparken Kristof Kolomb'u yakalamaları ve bu haritayı ellerinden almaları muhtemeldir. Piri Reis, haritayı kullandığı kaynakları açıkça belirtmişti. Ama yine de harita efsunlu ve esrarengiz göründü kimilerine. Piri Reis'in haritası doğruları olduğu kadar hataları da olan bir haritaydı. Örneğin haritada Küba bir ada olarak değil, kıtanın bir uzantısı yarım ada olarak gösterilir. Virgin Adaları iki kez çizilmiştir. Ama bütün bunlar Piri Reis'in haritasını gölgelemez. Piri Reis haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Harita yapıldığı dönemde 20 haritadaki coğrafya bilgilerini yanlışları ve doğruları ile bütünleştirmiş tarihi bir belgedir. Harita her şeyden önce bir denizcinin topladığı bilgileri titiz bir çalışma sonucu bir araya getirmesiyle ortaya çıktı. Bütün bu bilgilerin bulunması ciddi bir istihbarat ve araştırmanın sonucuydu. Piri Reis'in haritasının arkasındaki sır işte buydu. Bu haritanın önemi çizim tarzı bakımından önemli. Şimdi dikkat ederseniz biz yerküreye eski portalan haritalarından farklı olarak yerküreye baktığımız zaman kuzey yarımküreden bakıyoruz ve güney taraflar daha küçük görünüyor. Mesela Osmanlı ve eski İslam atlaslarına bakarsak onlar hep güneyden kuzeye doğru bakarlar. Haritalar güneyden kuzeyi gösterir. Yani bugünkü harita anlayışına göre ters gösterir. Halbuki bugünkü harita anlayışı kuzey yarımküreden güneye doğru baktığı için mesela Afrika kıtasına, Hindistan yarımadasına bakarsınız bunlar çok olduğundan çok daha küçük görünür. Halbuki Piri Reis'in haritasında mesela Güney Amerika gerçek boyutlarıyla gösterilir. Yani bugünkü dünya haritalarını açın, Güney Amerika daha küçüktür, Kuzey Amerika daha büyüktür. Halbuki bu haritada Antarktika kıyılarına kadar uzanan gerçek boyutlarıyla görürsünüz haritayı. Ve kıyılarında tabii 1500'lü yılların başında bu kadar net ve detaylı görünmesi ayrı bir mucize kaynağı olarak zikredilir. Piri Reis'in dünya haritacılığını ve denizciliğini çok yakından takip etmiş olması önemli. Yani Amerika'nın keşfinden çok kısa bir süre sonra her şeyden haberdar, dünyadaki bütün keşiflere vakıf ve hemen haritasını elde etmiş. Bu haritaların Avrupa'da başka bir yerde veya Amerika'da başka birinin elinde bulunmamış olması. Yani bizim Topkapı Sarayı'nda bunu uzun süre muhafaza etmemiz bile önemli bir olay. Yani haritanın tek nüshası bizde var, ne Avrupa'da ne Amerika'da kimsede yok. Piri Reis 1516 yılında Osmanlı'nın Mısır seferine katıldı. Savaşmanın dışında Nil Nehri Deltası'nın haritasını da çizdi. Mısır'da dönemin Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'e Piri Reis'in dünya haritası gösterildi. Yavuz Sultan Selim haritaya baktı ve "Bir fatih için dünya ne kadar küçük" dedi. İşte o tarihten sonra harita büyük bir sessizliğe gömüldü. Haritanın kayıp diğer parçalarıyla ilgili olarak çeşitli rivayetler söylendi. Tüm dünya haritasının olduğunu kabul ediyoruz. Yani bazı kendi kabullerimiz var, varsayımlarımız var, ona göre hareket ediyoruz. Yani dünya haritasının içinde bunun Akdeniz haritaları olabilir. Tamamen doğusu olmayabilir. Yani Hindistan ve Asya haritaları olmamış olabilir elde.
Fakat varsa bile eğer Akdeniz haritaları ve Anadolu, Karadeniz ve daha doğusu Hint Okyanusu tarafları varsa bile bu muhtemelen kullanmak üzere alınmıştır. Evet, gerçekten o dönem için Yavuz Sultan Selim'e doğusu lazımdı. Bu şekilde almış olabilir ve kullanılan haritalarda mutlaka başka yerlerde muhafaza edildiği için bir şekilde kaybolmuş olabilir. Bu kullanılan bölümler elde değildir. Kullanılmayan bölüm saklandığı için muhafaza altında kalmıştır. Ve bu da bir mucize aslında. Bu kadar uzun süre güzel muhafaza edilmiş olması da tabii ayrı bir mucize kaynağı. Piri Reis Mısır'dan sonra Gelibolu'ya döndü. Daha büyük bir eserin hazırlığı içine girdi. Denizcilik hayatı boyunca tuttuğu notları ve derlediği bilgileri bir araya getiren kitabı yazmaya koyuldu. Piri Reis, denizciler için hazırladığı Akdeniz kıyılarına ait ayrıntılı seyir kılavuzu kitabına Bahriye adını verdi. Bahriye'de Akdeniz kıyıları, adaları, geçitleri, boğazları, körfezleri, fırtına halinde nereye sığınılacağı, limanlara nasıl yaklaşılacağı hakkında bilgiler bulunur. Ayrıca limanlar arasında gitmek için kesin rotalar verir. Akdeniz ve Ege kıyıları ile ilgili yüzlerce harita bulunan Bahriye kitabında, Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'yı keşfi ve Portekizlerin Hint Okyanusu'na seferleri de anlatılır. Piri Reis bu kitabı kendi kullanımı için entelektüel düşüncelerle yapılmış bir kitap değil. Şimdi Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz Doğu'yu ve Mısır'ı fethettikten sonra yüzünü batıya çevirecekti. Fakat ömrü vefa etmedi. Yüzünü batıya çevireceği zaman bu bir büyük harekatın bir parçası, deniz harekatının bir parçası olduğu için tüm Akdeniz'in ve donanmanın barınabileceği, su alabileceği, fırtınalarda sığınabileceği yerlerin bilinmesi gerekiyordu. O yüzden Kitab-ı Bahriye bir nevi bir misyonla hazırlanmıştır. Yani Akdeniz fethinden önce Osmanlı Devleti'nin bütün Akdeniz'in bir envanterini çıkarma çalışmasıdır. Fakat buna Yavuz Sultan Selim'in ömrü vefa etmediği için daha sonra bunu Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirecektir. Tabii büyük bir bölümünü de Barbaros Hayrettin Paşa gerçekleştirecektir. Eski kadırga gemileri biliyorsunuz her 2-3 günde bir en azından bir limana uğramaları icap ettiği için bütün Akdeniz'in sığınabilecek limanları, su alınabilecek, erzak temin edilebilecek yerleri bu Kitab-ı Bahriye'de tek tek yazılmıştır, anlatılmıştır ve haritalarla çizilmiştir. O bakımdan Akdeniz'in bir el kitabıdır aslında bu. Bu sadece eski bir kitap değil, şu anda bile bütün gemicilerimizin elinde bulunması gereken bir kitaptır. Yani özel yatçılıkla uğraşan deniz adamlarının bile mutlaka eline Kitab-ı Bahriye'nin bulunması gerekir. 1526 yılında Bahriye kitabı Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman'a sunuldu. Bahriye kitabı ve yazarı Piri Reis büyük övgüler aldı. Bahriye kitabının kaderi 1513 tarihli dünya haritası gibi kötü olmadı. Bahriye kitabı yazıldığı tarihten itibaren denizcilerin ilgi gösterdiği bir başyapıt oldu. Orijinal ilk Bahriye kitapları bugün dünyanın sayılı kütüphanelerinde yer almaktadır. Denizcilikte en büyük başyapıtlardan birini veren Piri Reis, yeniden dünyanın haritasını çizmeye karar verdi. 15 yıl aradan sonra 1528'de daha kapsamlı bir dünya haritası çizdi. Ancak bu ikinci haritada ilkinin kaderini paylaştı. İkinci dünya haritasından da günümüze tek parçası ulaştı. Bu parça Orta Amerika'nın yeni keşfedilmiş kıyılarını, Florida'yı, Kanada'nın kuzeydoğu köşesini ve Grönland'ı gösterir. Kristof Kolomb'un hatalı haritasından etkilenmiş olan birinci haritanın aksine bunda Bahama, Antiller, Haiti ve Küba oldukça doğru çizilmişlerdir. İlk haritasından daha büyük ölçekli ve gelişkin olan Piri Reis'in ikinci dünya haritası teknik olarak döneminin en ileri örneğidir. Thank you.
Reis, denizci, coğrafyacı, haritacı ve araştırmacıydı. Bahriye kitabı, denizcilik kitabı olmanın ötesinde bir coğrafya atlası, Akdeniz'in bir sosyal ve ekonomik coğrafya kitabıdır. Üstelik içerdiği bilgileri gözlemlere ve araştırmalara dayandırmış, gereken yerlerde kaynak göstermiştir. Piri Reis bugünkü entelektüel ve akademik manada bir kitap hazırlamış. Sadece amatör bir kitap değil bu. Yani içinde gerçek tarihi bilgiler var, bazen rivayetler var, efsaneler var. Mesela manastırlara gidip onlarla ilgili rivayetleri topluyor papazlardan. Veya bir tekke zaviye gördüğü zaman ona göre bazı dini efsaneleri topluyor. O bakımdan çok entelektüel meraka sahip bir insan. Ve hem gemisinde hem Gelibolu'da bulunduğu zaman mutlaka çok sayıda kitabının olduğuna kaniyim ben. Kitaplardan faydalanıyor, dinlediği rivayetleri kitabına yazıyor. O bakımdan biz Piri Reis'in Bahriye kitabının izinden çokça gitmemiz lazım. Yani bugünkü mesela Akdeniz'deki her coğrafyanın 500 yıllık dönüşümünü oradan görebiliriz. Nerede köprü var, nerede limanlar yapılmış, nerede tabi liman var. Nerede sonradan mendirekler yapılmış değil mi? Hepsini Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi'nden görebiliriz. O bakımdan Piri Reis'in Kitabı Bahriyesi ayrıca tarihçilerden çok coğrafyacılar, haritacılar ve deniz adamları tarafından da incelenmeli. Hatta tümünün bulunduğu ortak bir komisyon tarafından yeniden bir araştırma yapılmalı. Piri Reis tüm hayatı boyunca denizden hiç kopmadı. 1533 yılında Barbaros Hayrettin Paşa kaptanı derya olunca Piri Reis de Derya Sancak Bey'i bugünkü deyimle tüm amiral oldu. Osmanlı'nın güney sularında çalıştı. Son görevi Hint denizleri kaptanlığı oldu. Ömrünün son yıllarında Portekizlilerle Hint Okyanusu'nun egemenliği için çatışmalara girdi. Aden'i Portekizlilerden aldı. Yemen kıyılarından attığı Portekizlileri Basra Körfezi'nden de atmak için sefere çıktı. Portekiz donanmasını mağlup etse de kendi donanması da büyük kayıp verdi. Basra'ya çekildi. Hint Okyanusu'nda ve açık denizlerde Osmanlı donanması başarı sağlayamadı. Piri Reis'inki büyük bir başarısızlık değildi aslında. Fakat hem devlet içindeki, devlet adamları arasındaki çekişmeler ve entrikalar dolayısıyla bir türlü Basra'daki donanmayla Yemen'den gelip bu Portekiz ablukasını yarmayı başaramadı. Bunun üzerine hızla geri döndü. Fakat Osmanlı merkezine İstanbul'da bunu anlatamadığı için entrikalar sonucu idam edildi. Ve bir nevi küçük başarısızlığı dahi hayatına mal oldu. Osmanlı idare sistemi böyle bir şeydi. En ufak başarısızlığa mahal yok. Denizlere, fırtınalara, büyük dalgalara yenilmeyen bir kaptan, politikanın entrika girdabına yenilmişti. Mısır'da idam edildiğinde tarih 1554'tü. Hak etmediği bir sonla bu dünyaya veda etti. Peki kimdi gerçekte Piri Reis? Bir haritacı mı? Bir coğrafyacı mı? Bir araştırmacı mı? Belki de hepsi. Ama o, bütün bunlardan önce bir denizciydi. Denizlerde yaşamış bir kaptandı. Yalnızca gözünün gördüğü ufku değil, ufkun ötesini de merak eden bir denizci. Kendisinden sonra gelen denizcilerin yolunu aydınlatan bir fener. Yazdığı kitaplar, çizdiği haritalar, ufkun ötesini merak eden bir denizcinin mirasıydı. Çizdiği haritalarla bilinmeyen dünyanın, denizlerin sırlarını çözdü. Yalnızca dünya coğrafyasını değil, tarihini de değiştirdi. Piri Reis, tarihi değiştiren bir yüz olarak insanlığın hafızasına kazındı.